ortamımız şahane, hayatta evlenmem dersin. O cumartesi kendini nikah masasında buluverirsin. Şu hayatta her şey mümkün ama Tuttur da ilk kuponda yapmak mümkün değil. Çünkü Tuttur uygulamasında ilk kuponda 200 liraya kadar kayıp bonusu hediye. Detaylar Tuttur'da. Her programın öncesinde yaptığımız anonsumuzda tabii ki es geçmeyelim arkadaşlar. Hayatta her şey mümkün. Tuttur'da ilk kupondan yatmak mümkün değil. İlk yatırım yaptığın gün oynadığın ilk kupon kaybederse kupon bedeli 200 liraya kadar iade ediliyor. Hemen üye oluyorsunuz, yatırımınızı yapıyorsunuz ve ilk kuponunuzda rahat rahat arkanıza yaslanıp hiç hatta arkanıza bakmadan işin keyfini çıkartıyorsunuz, maçın keyfini çıkartıyorsunuz. Tuturanlar Kulübü pazar günü programıyla karşınızdayız. Yine önümüzde güzel maçlar var. Hemen fazla vakit kaybetmeden Fenerbahçe-Alanyaspor maçıyla başlayalım. Fenerbahçe'nin Ren deplasmanında hafta içinde Avrupa arenasındaki koyduğu karakter etkileyiciydi. Bakalım bunun lige yansıması nasıl olacak? Güzel bir maç bekliyorum ben ama bana kalırsa Fenerbahçe'nin erken üstünlüğü ele geçirdiği bir mücadele olacak gibi bir öngörüm var. Bilmiyorum, siz katılır mısınız? Fenerbahçe tempolu, çok tempolu bir takıma karşı cevap verebildi. Bu maçta da hiç tempo yapmayan, tempoyla veya fizik kaliteyle çok ilgisi olmayan ama topu ayağına aldı mı iyi çevirebilen bir takımla oynayacak. Topu ayağına aldı mı iyi çevirebilen takımlara bakalım. Konyaspor ve Adana Demirspor her ikisi de zorladı Fenerbahçe'yi. Bunu yapmaya çalışan bir de Kayserispor vardı. O pek zorlayamadı. Öte yandan Alanyaspor'a önde basanlara bakalım. Trabzonspor 5 attı. Beşiktaş'ta ilk yarıda 3 attı. Şimdi Fenerbahçe'de burada soru şu. Üçlü savunma oynayacaksa Luan Perez'in yokluğunda nasıl bir üçlü oynayacak? Ya da üçlü mü oynayacak? En az 6-7 tane oyuncu, 5-6 oyuncunun değişeceği kesin. Hoca da bunu açıkladı zaten. Ben Arao ve Crespo'yu %100 bekliyorum. %100 bekliyorum. Valencia'yı da bekliyorum bu maçta 11'de. Dolayısıyla burada bilinmez taraf yine Fenerbahçe. Ve fakat Alanya Spor'u kendisine Trabzonspor ve Beşiktaş'ın maçlarının ilk yarısında dezavantaj olarak dönen oyunu Fenerbahçe'ye de şu ana kadar bozmuş gözüken oyun. Zor bir maç. Fenerbahçe'de hocası da yorulacağını veya 60'tan 70'ten sonra Avrupa yorgunluğunun çökeceğini bildiği için maçı ilk yarıda bitirmek isteyecektir. Ben ilk yarıyı 1.5 üstü çok iyi bir tahmin olarak düşünüyorum. Aynen. Altına imza. Ben Ren maçının biraz yıpratıcı olduğu kanaatindeyim. Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük maçıydı. 2-0'da geriden gelip 2-2 yapmak hiç kolay değil. Arkadaşlarımla birlikte izliyordum. 2-0'da Ren'de bayağı iyi oynuyordu aslında. Tempo da hiç düşürmedi yani. Ama dedim ki Fenerbahçe hani tecrübeli takımlar bu tarz maçta iyi oynayan takımlara karşı bir gol bulursa bütün nefesleri kestirecek. Yani bütün başka bir maça dönüşeceğini düşündüğümü söyledim. Ben duran top bekliyordum ama başka türlü geldi. Yani duran durmayan bir İrfan Can Kahveci golü gerçekten. Adamda da bu var yani. Bu en olmadık maçta bile bir tane çıkarabiliyor. Ya attığı zaman güzel atıyor. Başakşehir'de Avrupa maçlarında da çok güzel işler yapmıştı. 2-1 olduktan sonra bütün takım yani Ren takımında onu iliklerine kadar hissettim. Bu sefer tempoyu Fenerbahçe yaptı. Yani 90 dakika dolu dolu bir maç izledik. Bence iki takım için de yani keyif verdi. Fenerbahçe de çok değerli bir puan aldı grup liderliği için bence. İşim bu tarafa ayrı ama buraya geldiğimizde, bahis tarafına geldiğimizde yani normal şartlarda bu maç pazartesi günü oynanırdı ama milli takım arasına girildiği için pazartesi maç resmi olarak mümkün değil FIFA talimatları gereği. O yüzden Fenerbahçe yani Fransa'da perşembe gecesi yıpranmış, full artı full bir maç oynamış bir Fenerbahçe'nin Alanyaspor gibi bir Farioli takımına topu alan rakibine göre rakibini zorlamak isteyen bir takım için biçilmiş kaptan. Normalde dinlenmiş bir Fenerbahçe Alanya'ya karşı çok net üstün derdim. Hala üstün olabileceğini düşünüyorum ama riskli de olduğunu düşünüyorum. O yüzden
Eğer bir tercihte bulunacak olursam ben karşılıklı gol var demeyi daha doğru buluyorum bu sebeplerden ötürü. Biraz açıklayarak gidiyorum ama sebebi anlaşılsın diye ben karşılıklı gol var diyeceğim. Fenerbahçe'yi daha önde görmekle birlikte taraf bahsi çok büyük bir risk bence bu maç için. Trabzonspor'a geçeyim. Trabzon'da Kızıl Yıldız'ı Avrupa'da yendi ama yani çok rahat daha farklı gidebilecek bir maç gibi seyrediyordu maçın senaryosu. Ama son dakikalarda yine bir korku filmi yaşadı Trabzon. Ama bir şekilde silkelendi. Şimdi Antep'i ağırlayacaklar. Ya bana biraz Antep'in Trabzon'da yenebilecek bir oyun ortaya koyması büyük sürpriz olur gibi geliyor. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Ben 70 dakika çok beğendim Trabzonspor'u. Yok iyiydi. Yani sadece beğenmedim, çok beğendim. İki sebepten. Bir kere hoca ilk defa bu sene Bakasetas'ı ön numaraya gönderdi. Hamşik döndüğü için. O da orada verimli oldu. Asistlerini yaptı falan. Trezeguet, yani ben topu tutayım, sağa sola çekeyim değil, alayım gideyim oyuncusu olduğunu gösterdi. Canini bu takımın bana göre hala vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi. Maxi Gomez de o üçlüye eşlik etti. Savunma daha dengeli gözüktü filan. Dolayısıyla ben Trabzonspor'un o hep bahsettiğimiz teşhisinden sonra tedavi sürecine girdiğini düşünüyorum. 10 kişi kalmış Galatasaray'a oyun üstünlüğü dahi kuramayan ve nitekim sonunda da hak ettiği bir mağlubiyet yaşayan Antep'in bu maçta da ekstra bir performans gösteremeyeceğini ve Trabzonspor'un Antep'i kendi evinde bu ivmeyle beraber yeneceğini düşünüyorum. Ben taraf bahsinde Trabzonspor diyorum. Gireli kötü Genel olan olarak da karşılıklı gol yok diyorum. Trabzonspor 2-0 falan kazanır gibi geliyor bana. Benim de tahminlerim Serdar abiyle çelişkili değil, yakın. Özellikle burada Gaziantepspor'un büyük maçlarda oldukça tutucu, Erol Hoca'nın oldukça sıkı bir oyun oynaması bence iyi. Özellikle Gaziantepspor'un böyle çok yoğun bir skor kapasitesi olmuyor. Her ne kadar benim Galatasaray maçında yani Sagal çok ekstra bir vuruş yaptı, düşük kalite bir pozisyondan gol çıkardılar ama ondan sonra gördük ki daha fazlasına gitmiyorlar. Yani maçı yüksek skorlu tutma ihtimalleri yok. Ben Trabzonspor'un için karşılıklı gol yok diyeceğim bu maçta. Bir de ilk yarı sıfır diyeceğim. Trabzonspor'un henüz daha o kanalları açabildiğini düşünmüyorum. Böyle dolu dolu ilk yarıdan farka koşacak bir Gaziantep maçı biraz bana çok imkanlı gelmiyor. Erol Hoca'nın da maçı kitleme, Abdullah Hoca'nın zaman zaman rakibi tartarak oynaması vesaire bunları bir araya getirdiğimde ilk yarı sıfırda mantıklı bir senaryo gibi geliyor bana. Ama genel manada Trabzonspor'un kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Yani o ayrı bir şey. Ama ilk yarı sıfır diyeceğim ben. İtalya'da Serie A'da haftanın maçı Milan Napoli, iki takım da bayağı formda. Aslında takım performanslarına baktığımızda böyle hani eksikleri falan kenara koyacak olursak biraz sanki gollü ve üst olabilecek bir maç gibi geliyor ama bir yandan da şimdi eksiklere gediklere falan da baktım. Yani Milan'da Leao, İbra zaten yok biliyorsunuz. Rebic, Origi yok, Florenzi yok. Napoli'de Osimhen oynamayacak. Lozano'nun durumu belirsiz falan gibi böyle şeyler var. Sanki biraz iki tarafın da puansız kapatmak istemeyeceği bir maç gibi geliyor bana. İlk yarıya da maç sonu sıfır benim Rafael tahminimde. Leao oynamayacak Evet. Bugün okuduğum haberde mıymış? öyle O yazıyordu. çok, o zaman Milan oynanmaz. Yani bir kadrolara da bakmak lazım. Ama hani Buna canlı bahis yapmayı tavsiye ediyorum. bugün Tam Eyyamcı yorum yapayım. Canlı aynen. bahis yapmayı tavsiye ediyorum. Ama benim bildiğim Spalletti'nin tam düşüş zamanları başladı. Hızlı giden atın şeysi gibi, artıkları gibi Spalletti de hızlı başlayıp sonradan düşen bir hocamız. Biraz oraya tam o maçın başlangıcı gibi bir şey gibisinden bir durum varmış gibisin sanki. Vallahi çok zor maç. Leao oynasaydı Milan kazanır diyebilirdim yani. Abi ya vallahi evet. Portekizli City Leao ile Amerikalı bir. alsın tam olsun abi. Vallahi Olmaz abi, bu kadar rekabete aykırı iş olmaz abi. evet. Biraz suyu Ayıp çıktı denen bir oranın. şey var abi. Şişeyi çıkartmayın şimdi yani. Ben de defansif tahminimi yapayım. Top TG 2-3 gol. Bu tarz maçlara candır. Ben böyle ne zaman sıkışsam bunu yaparım. Çoğu zaman da gelir. Sıkışmış maçların ilaç tahmini. 2-3 gol diyeceğim ben de.
Valla maç sonu beraberlik de 3-0-3 bana ilk yarı beraberlik gibi de geliyor ama bir kadrolara da bakmak lazım. Atletico Madrid, Real Madrid pazar günü büyük maç. Burada da Benzema'nın durumunda belirsizlik var. Oynamaz Benzema gene. Baba buluyor, Valverde'yi buluyor, birini buluyor ya. Valla ben dümdüz bu çok riskli bir şey olmak. Atletico'da Atletico deplasmanında yok dümdüz Real Madrid diyeceğim ben. 2-0-2 Real Madrid varsa Real Madrid oynanır abi yani. Abi Real'de de böyledir böyle bir şey, şey garip bir durum var abi. Bu sene böyle 3 attığı maçlarda bile aslında hep rakibi bir dakikaya kadar oyunda tutuyor yani. Tabii. Yani böyle koparıp falan da gitmiyor. Ben bilmiyorum ne olursa olsun burası zor maç olur. O kadar zor direkt Real tabii. Diyemiyorum ben yani. Ya zaten ben Real kazanır diye demiyorum. Yani %100 alt olur. %100. %100 alt olur maç. Ben de skor 1-1 veriyorum ya. Bu tarz maçlarda daha fazla imkan oluyor takımların. Yani küçük böyle dar maçları çözmekte zorlansa doldanan takımlar derbilerde biraz daha rahat ediyorlar. Ben Real Madrid'in daha çok alan bulmanın hoşuna gideceğini düşünüyorum. Bir tane atarlarsa başka fırsatlar da çıkabileceğini düşünüyorum. Bu tamamen şeyden kaynaklı. Yani Real Madrid'in opsiyonları bence 2-0-2'ye değer. Yani Real Madrid bir yolunu bulur. İşte Valverde diyoruz ya işte buluyor iki avuçluk kişiler yapıyor falan. Olur yani biri çıkar gider Militao kornerden kafayı vurur bir anda alırlar yani olabilir bu tarz şeyler. O yüzden 2-0-2 cezbedici geldi bana. Evet şimdi yavaş yavaş sonuna geldik bölümün bir Hollanda ligine dair hem bir duyurumuz hem de o maçları da bir konuşacağız. Son olarak da Lyon Paris Saint Germain maçına değineceğiz. Bu hafta pazar günü PSV Feyenoord'la oynayacak saat 15.30'da voley uygulamasında bu maçları takip edebileceksiniz. Bunun hatırlatmasını yapalım ve PSV Feyenoord'a dair tahminini alalım sonra da AZ Alkmaar Ajax. 1. 1-1 benim de ben de PSV. PSV yok kazanır. İçeride affetmez. Bir de ayrıca toplam gol 3 ve üstü. 3.5 üstü de olur. Hollanda liginde böyle olabilir yani. Uğur sen ne diyorsun? Alkmaar... Ben Alkmaar'a küsüm. Benim kuponumu yatırdı. Uğurlu kuponu yatıran Uğurlu kuponu yatıran uyuz takımlardan bir tanesi. Fikstür de dardı şimdi. Ne yapayım? Mecbur tahmin yaptım. Yani çok isteyerek seçtiğim bir maç değildi. Ama o gün kuponuma denk geldi. Boş perşembe yani. Avrupa'sı perşembede Alkmaar beni yakmıştı. O yüzden ben Ajax handikap diyeceğim. Ama benim hırsımdan ötürü tutup bir daha Alkmaar beni yatırsın istemem. O yüzden izleyicilerimiz de kendi değerlendirmesini yapsınlar. Ben biraz şakasını yapıyorum ama PSV net bankolar bankosu ya. PSV'den ben 1.66 oranını çok beğendim açıkçası. Yani kupona yazılabilecek güzellikte bir oran. AZ Alkmaar Ajax maçına benim tahminim de ilk yarı 1.5 üst. Güzel. Olabilir. Güzel. Yani evet, Hollanda'da da bu zaten sıkça karşılaşılan bir durum. Ve son olarak Lyon Paris Saint Germain maçı. Paris'te geçe. 1.43 Paris bulmuşsun. 1.43. Yerde hemen, para tamam. Ya. Yerde para değil mi? Yerde para bulmuşsun ya. Adam demiş ki yerdeki para 100 lira at yere 143 lira geri vereyim demiş ya. İşte bu nerede parayı Paris alıp karakola mı götüreceksin sahibini bulmak adına yoksa gidip kupon mu yapacaksın? Ceple 1.43 ya %43. İndirim. Güzel oran. Aynen güzel öyle. Güzel Paris galibi. Hayır bir de bu sene hokkabazlık yapmıyorlar. Top oynuyorlar biraz o Neymar'lar falan. Abi, Messi'ler. Galatasaray biraz mesai veriyor ama. Yani onlar biraz hokkabazlıktan topa dönünce onların rakibi yok. Abi bir de hafta içi yani. Bunlar Maccabi Haifa ile oynadı. Gerçi bir tek seyahat zordur. Deplasmandı. Yani İsrail'e git geli zordur. Ama gene de 68 dışında... dakika tuttular bak. Tuttular. Ve Maccabi Haifa gol falan da kaçırdı yani. Helal olsun ama yani bu öndeki iki tane üçünün ikisi geçen sene böyle yalandan oynuyordu. Onlar bu sene biraz böyle işlerini yapınca şey oluyor. Rakipleri yok zaten oynadıklarında. Hepsi imaj kaybetti. Hiçbirinin tabii. İçin iyi bir şey olmadı. Dönemi. Bir de Dünya olmadı. Kupası hepsi... var. Dünya Kupası'ndan sonra gene salma yapabilirler. Yok bence bu sefer daha farklı düşünüyorlar. Yani mümkün olduğu kadar yukarıyı hedefliyorlar ama ne olur ne biter bilmiyoruz tabii ki. Yani sonuçta bir maç kötü oynadığında ceza kesilir. Real Madrid'e 2 dakika böyle sallan Real Madrid paket eder seni. O yüzden Şampiyonlar Ligi için bilemem ama gerçekten ben takımların yani bu oyuncuların kendilerini göstermek zorunda olduklarını düşünüyorum. Çünkü Messi imaj kaybetti abi. Mbappe şımarık çocuk
imajına oturdu. Neymar zaten hokkabaza hani, oturdu. O biraz Neymar biraz Burak Yılmaz gibi hep atması lazım. Atmazsa hemen bir anda şey yaparlar. İmajı yerlere düşer. Böyle fazla sen fazla dikkat çekiyorsun oyuncusu. O yüzden fazla dikkat çeken adamın hep top oynaması lazım. Gerçekten A seviye oynaması lazım. Üçün içinde bu sezon geçerli. Geçen yıl çok kredi kaybı var. Ben Paris Saint Germain için hep şunu düşünürüm. İç sahada falan zaten oran bulamıyorsun. Taraf bahsi bulamıyorsun. O yüzden üstlerle, handikaplarla gitmek zorunda kalıyorsun. Doğru düzgün bir Paris Saint Germain oranı yakalarsanız oynayın arkadaşlar. Ona değer yani. Aynen. Burada da deplasmanda da olsa 1.43 oran iyi oran Paris Saint Germain için. Çok güzel. Diyelim ve herkese bol şans diyelim arkadaşlar. Yoğun, güzel bir futbol maçı dolu bir hafta sonu olacak her zaman olduğu gibi. Herkese bol şans, bol kazanç diliyoruz. Tutturanlar Kulübü'nden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın. Ortamımız şahane. Hayatta evlenmem dersin. O cumartesi kendini nikah masasında buluverirsin. Şu hayatta her şey mümkün ama Tuttur'da ilk kuponda yapmak mümkün değil. Çünkü Tuttur uygulamasında ilk kuponda 200 liraya kadar kayıp bonusu hediye. Detaylar Tuttur'da.